komutanı Sayın İbat Hüseyinli'yi davet ediyorum. Bana gelmesin ben beklemirdim. İttihamla konuşmaya çok kazandıyım. Ben her zaman demişim ki, söylemişim ki, kahramanlar, savaşçılar savaşmaya öğrenirler. Konuşmaya yok. Ama ben size... Ama bir iki kelime söylemek zorundayım. Ben savaşarken çok genç idim. 22 yaşımda genç bir Türk oğluydum. Ben savaşta düşmanlara ben gösterdim ki, yani Türk oğlu, Türk yiğidi nasıl savaşar. Ben savaşta hiçbir zaman gizlenerek savaşmadım. Beni sanki bir hansısa bir kuvve, hansısa bir Allah'ın bir kuvvesi beni koruyordu. Ben savaşa ilk başlanandan sonuna kimi savaştım. Yani bütün savaşım öndeydi. Önde savaşıyordum. Benle arkada gelen arkadaşlarım, yakın kardeşlerim yani şehit olardılar, yaralanardılar. Beni hansısa bir kuvve koruyordu. Ben bununla yani gurur duyuyorum ki ben bugün Türk halkının karşısındayım. Yani dünya, bugün de dünya Türk halkından korkur. Yani bu garip şey değil. Yani Türkiye'mizin inkişafını gören Avrupa bu son vaktlerde de müeyyen bir beyanatlar vermişler. Ben de Avrupa'ya diyelim ki yani onların yetiştirdiği teröristlerin benim kimi Türk oğulları, Türk kahramanları kabaların aldılar, kabaların kesildiler. Ben çok konuşmazam. Burada benim dövüş yoldaşım var, sahip ikirine o konuşar. Cebim Mellim bizim tarihçi Cebim Mellim var, o konuşar. Ben her zaman deyirəm ki, Türk mənəm, Türk mənim canımdır, damarlarda axan qanımdır, qoy qanım axsın Türkün yolunda, nə xoşdur ölmək vətən yolunda. Baş əyirəm Türk xalqının qarşısında, sağ olun, sağ olun. Baş danışmanı Sayın Yalçın Topçu'ya tüm Kırşehirler adına teşekkür ediyor, tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tabii kahramanımız, biz savaşmayı biliriz, konuşmayı bilmeyiz dedi ama söylediği her kelimeyle gerçekten kalbimize ve gönlümüze hitap etti. Ondan dolayıca ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün tabii şehrimiz için son derece önemli ve bir tarihi etkinliği gerçekleştirmek için bir araya geldik. Kırşehir, Anadolu coğrafyasının kalıcı vatan edinilmesinde çok önemli görevler üstlenmiş manevi mimarların ve kahraman alperenlerin yurdudur. Biz Kırşehir Belediyesi olarak sadece şehrimizin kahramanlarını değil, Türk İslam dünyasının ve coğrafyasının din uğruna, vatan uğruna, bu milletin bekası için savaşan, şehit düşen veya gazi olan kahramanlarımızın adlarını şehrimizde yaşatma azmindeyiz. İşte o kahraman evlatlarımızdan bir tanesi bugün aramızda olan ve 1990'lı yıllarda Karabağ'da işgalci Ermenilerle vuruşan, her türlü yokluğa rağmen yılmadan azimle ve kahramanca savaşan, düşmanın cephe gerisine sızarak büyük zayiatlar verdiren ve Azerbaycan bayrağı madalyasıyla taltif edilen Azerbaycan kahramanı İbat Hüseyinli aramızda. Onun o kahramanlığı ve Ermeni komutanı Melkonyan'ı ortadan kaldırmasıyla o coğrafyanın kaderi değişti. İşte o zalimce Türk gençlerinin, Türk çocuklarının, Türk kadınlarının her türlü eziyeti ve zulmü yapan o zalim Ermeni'nin o gün yaptığı Sayın kahramanımızın kellesini almasıyla o coğrafyada her şey değişti. Ondan dolayı onun ismini burada yaşatmak, Kırşehir'de yaşatmak bizim için ayrı bir mutluluk. Bugün 1990 yılında Karabağ'da alperenlik ruhunu
yeniden dirilten bu kahramanımızın adını bu sokağa vermek ve onun adını şehrimizde yaşatmak bizim için en büyük gururlardan bir tanesidir. Birçok Türk aydınına suikast düzenleyen Ermeni teröristlerin adları caddelerde, sokaklara verilmekte, Ermeni teröristler bir kahraman gibi gösterilerek heykelleri dikilmektedir. Bugün Kırşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle Azerbaycanlı kahramanımızın adını verdiğimiz bu sokağın açılışını yapıyoruz. Bizim bu tavrımız İbat Hüseyin'i sokağa hizmete açmamız, kendi koyduğu değerleri dahi çiğnemekte beis göstermeyen, adalet duygusu felç eden, Haçlı zihniyetini yeniden hortlatan soykırım yalanıyla 100 yıldır Ermenilere, 40 yıldır bölücü terör örgütü PKK'ya, 1 yıldır da ihanet şebekesi FETÖ'ye kucak açan çifte standartçı Batı ülkelerine layık olduğu bir cevap niteliğindedir. İbat Hüseyin'in sokağının açılışı bu çerçevede ilk faaliyetimizdi. Bugün gerçekten gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin bu toprakların nasıl vatan olduğunu, bu coğrafyada nasıl bir mücadele verildiğini iyi anlaması ve algılaması açısından bu tip faaliyetlerinde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Artık bütün siyasi ayrımları ve iç kavgaları bir kenara bırakıp tek yumruk olarak Azerbaycan'la, Türk coğrafyasıyla, İslam coğrafyasıyla, yani gönül coğrafyamızla bir ve beraber olmak için son derece önemli bir fırsat hepimizin önünde. İnşallah bizler de bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Tekrar Sayın Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanımıza, bu coğrafyada, bu konularda Kültür Bakanlığı yaptığı dönemde de gerçekten çok güzel projelere imza atan, duruşuyla, tavrıyla, fikriyle, her şeyiyle Türk gençlerine örnek olan değerli Yalçın Topçu abimizi de burada görmekten ve bu anlamlı açılışta onunla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumuzu belirtiyor. Hepinize en kalbi duygularımı sunuyor. Tekrar hoş geldiniz. Selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hanımefendileri, beyefendileri, saygıdeğer valimiz ve değerli belediye başkanımız Yaşar Başkan'ın nezdinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Benim kardeşim İbat Hüseyinli'nin adını verildiği bir törende olmaktan gerçekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Yaşar Başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Müthiş bir konuşma yaptı. Yani not düştü, tarihe not düştü. Mesela bir Yaşar Başkan bugün onlara hem konuşmasında hem de buradaki uygulamasında bir ders vermiş oldu. Ve bütün Avrupa'ya seslendi. Dedi ki haddinizi bilin, kendinize gelin. Ay yıldızda dost olmanız önce size kazandırır. Ay yıldızda düşmanlık size kaybettirir. Tarihe bakın, bunu görürsünüz dedi. Ve bugün bu faaliyeti yaptı. Bu çok önemli. Ve Yaşar Başkan bu faaliyetiyle bir şey daha söyledi. İbad'ın, yani özelde Azerbaycan'ın ama genelde Türk dünyasının kahraman evladı İbad'ın ismini vermekle bir de bunu demiş oldu. Şunu söyleyebilirim. Şu anda bu Ermenistan çete hükümetinin başı Sarkisyan'ın iki tane konuşması var. Altı çizilecek konuşmadır bunlar. Birisi 2001'li yıllarda bir konuşmasında diyor ki, evet diyor, biz diyor Karabağ topraklarını işgal etmekle hiç de pişman değiliz. Gayet de memnunuz diyor. Güvenliğimizin gereğini bunu yaptık ve hiç pişman değiliz diyor. İkinci bir konuşması da şudur. Güya kendi gençlerine yaptığı bir konuşma bu, 2011 yılında. Diyor ki gençler diyor, bizim neslimiz Karabağ'ı aldı. Şimdi sıra sizde. Siz de Ağrı'yı alın inşallah. Yani o tabii inşallah bilmez de öyle diyor. Şimdi buradan bizim Türk dünyasının kahramanı İbad'ın huzurundan Sarkisyan'a bir cevap vermek lazım. Bir kere senin Asala terör örgütünün başı Melkonyan'la birlikte orada yaptığın katliamının hesabını mutlaka ve mutlaka vereceğin günler gelecek. Onu söyleyelim bir. İki, Hocali soykırımını bir gün, bugün 9 devlet bunu kabul etmiş vaziyette. İnşallah bizim parlamentomuzda
en kısa zamanda bunu bir soykırım olarak kabul etmesi gerekir. Burada Pakistan'a özellikle teşekkür etmek gerekir. Hocalı soykırımını önce kabul eden Pakistanlı kardeşlerimiz ve Pakistan devletidir. Tabii bunun yanında Peru gibi, birçok Meksika gibi 9 tane devlet de Hocalı soykırımını soykırım olarak kabul etmiştir. Serkisyan orada bizim İBAD'ın başını aldığı Melkonya'nın önünde iki büklüm orada yapılan soykırımı yönetmiş bir katildir. Hocalı'da ve Karabağ'da neler oldu? Hocalı'da ve Karabağ'da çocukların önünde annelerin başı kesildi. Annelerin önünde çocukların başı kesildi. 12-13 yaşındaki kız çocukları diri diri derileri yüzüldü. Deney olarak kullanıldı. Acaba diri diri derisi yüzülen bir çocuk ne kadar yaşayabilir diye. Bunların hepsi ABD'li ve Rus basın tarafından raptu zapt altına alındı. Birleşmiş Milletler'in aşağı yukarı 4 tane kararı var. Ermenistan Karabağ'da işgalcidir. Derhal işgal ettiği topraklardan çekilsin diye. Ama ne yazık ki bu karar bugüne kadar uygulanmamıştır. Şimdi Serkisyan'a buradan bir şey söylüyorum. Sen gençlerine Ağrı Dağı'nı almaktan bahsediyor ve hedef gösteriyorsun. Bence sen önce şunu yapmalısın. Yoldaşın, katil Melkonya'nın kafası hala daha İBAD'ın ellerinde duruyor. Sen önce o kafayı bir teslim aldır. Nereden Ağrı Dağı'nı alacaksın, nasıl edeceksin? Ama neticede bu iki devletin, bir milletin iki tane uzun adamı var. Uluslararası toplantılarda hürmetli İlham Aliyev diyor ki, bak diyor, düz danışın. Türkiye yok ama ben varım burada diyor. Bizim Cumhurbaşkanımıza, diğer uzun adama soruyorlar. Sana ne Karabağ meselesinden? O da diyor ki, Azerbaycan'ın eline diken bassa Türkiye bunu yüreğinde hisseder. Azerbaycan'ın her meselesinin arkasındayım diyor. Bu çok önemli. Bu kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Çünkü biz bir milletin ikiz kardeşiyiz. Allah rahmet eylesin. Haydar Aliyev öyle diyor. Biz bir millet, iki devletiz. Evet doğrudur ama biz bir milletin içerisinde ikiz kardeşiz. Onun için onların eline diken bassa biz yüreğimizde hissederiz. Bizim de elimize diken bassa onlar yüreklerinde hissederler. Neticede sizi Bahtiyar Vahapzade'nin bir dörtlüğüyle veda etmek istiyorum size. Bahtiyar Vahapzade o kadim Türk şehri Şeki'nin yetiştirdiği o büyük şair bizi şöyle özetliyor. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da oğlu, bu da oğlu. Azerbaycan, Türkiye. Allah'a emanet olun. Sevgili başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun senden. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Buradaymış. Yazı burada ya. Bunu şöyle, orada fotoğraf çekin. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Şöyle o zaman. Şöyle. Şöyle geçeceğiz. Şöyle böyle geçeceğiz. Sen de böyle gel. Şu geriye. Arkadaşlar şu geriye.